Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bir gece bombası niteliğinde bir video ile karşınızdayım. Santofor attı, hattı yanıyor. Gerçekten ateş aldı, yanıyor. Burada Trabzonspor takımımız özellikle Onacho ve Weghorst arasında kilitlendi. Tabii Luke de Jong iddiaları vardı ama Trabzonspor takımımız A ve B planı sizlere özellikle haftalardır söylüyorum. Weghorst bir B planı. Weghorst buraya getirilme ihtimali çok yüksek. Weghorst'la alakalı şimdi çok önemli bir gelişme var. Bunu sizle beraber paylaşacağız. Artı bu videoda Santofor konuşacağım arkadaşlar. Başka hiçbir şey konuşmayacağım. Bir sürü detay var ama Santofor konuşacağım. Çok uzatmayacağım. Net, kısa ve öz olsun. 10 dakikaya geçirmeyelim. Çok uzatmayacağım. Şimdi bu videoyu öncelikle beğenmenizi ve bizi takip etmenizi istiyorum. 84.000'e çok az kaldı. Bir tane forma çekilişi yapacağım. Sesi bir toparlayayım inşallah, bir canlı yayın yapacağız. Arkasından da iki tane daha forma çekilişimiz olacak ve sürekli böyle sizlere hediye vermeye devam edeceğim. Şimdi bir kere bir flash bir gelişme daha yaşandı. Bizim istemiş olduğumuz Yaremçuk ile Trabzonspor takımımız biliyorsunuz çok ciddi anlamda görüştü. Oyuncuyla her anlamda anlaştı. Benim Muhammed Şam başkanımızla görüştü ve ön protokol imzaladığı haberini aldığımda tarih 2 ay falan, 1,5-2 ayı da geçti. Hiç kimse konuşmadığı da aldığımda o bilgiyi aldığım kişi bana şunu söylemişti. Kardeşim, Yaremçuk Trabzonspor takımımızın santroforu, önümüzdeki sezon onu izleyeceğiz demişti. Muhammed Şam'ın bu protokol muhabbetlerini öğrendiğim zaman. Ve burada Yaremçuk özellikle Trabzonspor takımımız ısrarla istedi. Oyuncuyu belli bir noktaya getirdi. Sözleşmeyi masaya koydu. Ve bu oyuncu tamam dedi, okey dedi. Her türlü şartı kabul etti. Ve o zaman da sizinle konuştuğumuz bonservis 3,5 milyon euroydu. Biz Yaremçuk'u Avrupa Şampiyonası'ndan önce bitirip oyuncuyu kadroya katmaya hedefliyorduk. Bu sezon biz Yaremçuk'u büyük bir oranda, büyük bir ihtimalle izlemeyi planlıyorduk arkadaşlar. Alacaktık yani bu adamı. Evet, Onacho alınacak ama kafamızın bir köşesinde hani bekletildi Yaremçuk aslında. Onacho için Yaremçuk da bekletildi. Yani şimdi konuşulan için Yaremçuk, Onacho, Weghorst. Alma, eğer Weghorst'u veya Onacho ikisinden birini getireceklerse, ki Weghorst'u önemli bir iddia var. Yaremçuk'u iyi ki almadılar derim. İyi ki almadılar derim ama oyuncu Olympiakos'la anlaştı. Yaremçuk Olympiakos'la anlaştı. Sağlık kontrolü için Atina'ya gidiyor arkadaşlar. Bunun haberi var. Sağlık kontrolü için Atina'ya gidiyor. Ve bonservis bedeli 3,5 milyon euro artı bonuslar olarak da anlaşma gerçekleştirildi. Hani burada Yaremçuk Trabzonspor takımımızda okeylenmiş bir oyuncuydu. Olmadı. Bu tarz oyuncu sayısı çok fazla bakın. Bizim bu sezon, geçtiğimiz dönem mesela Bojan sol bekte, hatırlayın, geçen sene okeylendi. Yusuf Atal okeylenmiş bir oyuncuydu. Biz bu oyunculardan son dakika vazgeçtik. Bizim B ve C planları olarak görüşüyoruz. Bazı zamanlarda beklediğimizden daha kısa sürede sonuçlanıyor. Bu sefer de biz geri çekiliyoruz. Yaremçuk'la alakalı hatırlarsınız. Beni çok dikkatli izleyen kemik kitlem var burada. Hepinizden Allah razı olsun. Yaremçuk'la alakalı şunu söylemiştim. Oyuncu okeyledi ve daha sonra masadan kalktı. Oyuncu sinirlendi ve ben Avrupa Şampiyonası'na gideceğim. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra konuşmak isterseniz konuşuruz dedik. Hatta Avrupa Şampiyonası'ndan sonra oyuncuya bir kez daha gitti Trabzonspor dendi. Bu sefer oyuncu reddetti dendi. Burada oyuncu birazcık sinirlendi. Bizim oyuncuyu oyaladığımızı fark etti. Ben olsam ben de kızarım. Gerçekten biz oyuncuyla, bizim aldığımız bilgi doğru bir bilgi. Çünkü Muhammed Şam'ın o zaman hiçbir şekilde haberi yoktu hiçbir yerde. Başkanın bizzat kendi görüştüğünü, ki detay var. O detayı Muhammed Şam transferi sonuçlandığında veya sonuçlanmadığında söyleyeceğim. Söz veriyorum. Görüştüğünü söylendiği gün aldım ben bu bilgi. Olmadı Yaremçuk. Hayırlısı olsun. Şimdi geliyorum. Weghorst arkadaşlar, çok önemli iddia. Gerçekten inanılmaz bir iddia. Gece bombası diyebileceğimiz bir bomba. Tabii ben özellikle, bakın, bir önceki videomda dedim ki kız arkadaş muhabbeti canımı sıkıyor.
Ben 6 ay sonra kız arkadaşıyla sıkıntı çıkartıp gidecek bir santoforu ben olsam almam. Bakın ben almam. Kız arkadaşını şehri gezdirecekmişiz. Bilmem ne olmuş. Bakın benim düşüncem bu. Ama dedim ki oyuncu, tamam ben Trabzonspor'da oynarım. Alacağım para 3 milyon euro maaş, 3,5 milyon euro, 4 milyon euro maaş. Orasını bilmiyorum. Bonservis parası vereceğiz mi, vermeyeceğiz mi? Oradan nasıl çıkacak? Bu detayları da ilerleyen süreçte konuşuruz. Weghorst sadece bizim özellikle istediğimiz başkan biraz Onatçu'da ısrarcı, hoca biraz Weghorst'da ısrarcı deniliyor. Bu bir parantez, bu öyle bir iddia var. Hoca bu bir iddia. Ben kimsenin günahına girmek istemem. Bilmediğim bir şey hoca bunu istiyor, bunu istiyor diyemem arkadaşlar ama böyle bir iddia var. Weghorst bu durum beni rahatsız eden bir durum. 6 ay sonra, 1 sene sonra burada attığı gollerden sonra gene bir takım isterse giderse diye korkmuyor değilim. Ama Weghorst'la alakalı en son gelen bomba detay, oyuncuyla bazı detaylar konuşuldu ve karşılıklı bir anlaşma gerçekleştirildi. Santrofor transferi de Weghorst Onatçu'nun bir adım önüne çıktı haberi var. Bu gerçekten bu gecenin çok flash bir haberi. Onatçu'dan vazgeçmedik. Benim bugün bildiğim kadarıyla bugün bakın hala şu saat söylüyorum. Saat şu an 9'u çeyrek geçiyor. Benim bildiğim kadarıyla Onatçu'dan biz vazgeçmedik. Ama Onatçu transferi hatta dünkü videomda şunu dedim. Pes ettirtti. Kulüp yöneticilerinin, hocasının açıklamaları sinirlendirdi. Kızdırdı bizi arkadaşlar. Çünkü biz onlara bir teklif ediyoruz. Bizimle dalga geçer gibi. Ferrari'ye binmek istiyorsan bilmem ne. Bunu sizle konuştum. İki, biz teklif ediyoruz. Bu paralar yanından bile geçmez. Pardon? Yani 7-8 milyon euro daha nasıl yanından geçecek? Bu adam nasıl bir oyuncu? Ben 7 milyon 8 milyon euroya yani Onatçu'yu ben alamıyorum. Adam Ukrayna milli takımının santroforunu La Liga'dan 3,5 milyon euroya transfer edebiliyor. İki katı mı yani bu kadar mı fark olabilir arkadaşlar? Ben bunu da buradayım biraz. Ve kulübümüz o parayı koydu masaya. Dedi ki kardeşim dönüşünüzü bekliyorum. Masa sizi onaylayacaklarsanız onaylayın, onaylamayacaksanız onaylamayın. Resti çekildi. Ve burada iş tamamıyla artık geri adım atılır mı? Atılmaz mı ama an itibariyle hala Onatçu gündemimizin birinci sırasında. Ben bunu söylemek istiyorum ama B planı Weghorst. Bunu başkan kendisi de söylüyor. B planımız bizim Weghorst arkadaşlar. Weghorst'un adını söylemiyor başkan ama Weghorst için birkaç gündür yoğun bir gündem var. Ve bu Luke de Jong adı geldi. Aradan sıyrılacak. O geldi, bu geldi, şu geldi, oraya giden de dediğinde de size şunu söyledim bak Allah için. Weghorst arkadaşlar B planı. Bu da olmazsa aradan sokulur. Aradan bir tane daha oyuncu gelir. Ama bu da olmazsa dedim. Ve nitekim Trabzonspor takımımız Weghorst'tan önemli konularda anlaştığı bilgisi var. Parasal konular da bunun içerisindedir. Bu ailevi işlerinden dolayı mı bir bekleme var ama önümüzdeki bu hafta bu işte de noktayı koymayı planlıyor diye bir haber var arkadaşlar. Bu çok önemli bir iddia. Tabii sizlere söylüyorum özellikle son bir haftada Weghorst'la alakalı önemli gelişmeler yaşandı. Weghorst iyi bir santrofor. Bence Trabzonspor takımımızın şimdi yaşı 31, boyu 1.97. Boy 1.97, ayaklarına hakim. Arkaya koşu atabilen. Kanada'da koyduğunda orada da kanattan içeri ikinci santrofor gibi girebilen, Beşiktaş'ta çoğu zaman solda da oynadı, sağda da oynadı, sonradan içeri girip oyunu karıştırabilen, mesela bizim maçımızda, milli takım maçımızda Weghorst dengeyi bozdu. Girer girmez iki stoperimiz de darma duman etti. Bütün hava toplarını aldı. Onatçı'ya göre cepheden gelen toplarda çok daha başarılı. Ve oyuncu kariyerine baktığımızda, şimdi Avrupa Şampiyonası'nda da oynadı. Avrupa Şampiyonası'nda da oynadı. Hep sonradan girdi. 9 dakika, 11 dakika, 18 dakika, 6 dakika, 45 dakika, 45 dakika. Bütün maçlarda oyuna girdi Avrupa Şampiyonası'nda. Oyuncu Beşiktaş'ta bana göre çok iyi işler yaptı ve Manchester United'ın dikkatini çekip gitti. Geçen sezonuna bakmak istiyorum oyuncunun. Neler yapmış? Tabii Weghorst'un bonservis işleri nasıl olur? Oyuncu nasıl gelir? Oyuncuyu biz ikna ettik ama bu sefer de kulübüyle uğraşacak mıyız? Bu sefer oyuncu tamam kulübü derlerse bu sefer arkadaşlar şu tişörtü şöyle yırtarım. Onu söyleyeyim. Bundesliga'da geçen sene 28 maç, 7 gol, 3 asist yaptı. Toplam 30 maç,
30 maç 7 gol 4 asist toplam. Ligde 7 tane gol atmış Bundesliga'da. Şunu söylemek istiyorum. Biz Weghorst'u kiralayacak mıyız? Bu da çok önemli. Satın alma zorunluluğu bir şekilde kiralayacak mıyız? Bu da olabilir. Arkadaşlar toparlıyorum. Video gene uzamış. Dakika uzamış. Hızlı bir şekilde çekmek istiyorum bu videoyu çünkü. Weghorst kulübümüzle birçok konuda prensip anlaşmasına vardı iddiası var. Weghorst büyük bir oranda bir adım da Onaç'ın önüne geçti iddiası var. Ve Trabzonspor takımımız bu transferi bitirmek için artık geri sayımı başlattı. Gerçekten bir gece bombası. Önemli bir iddia. Yaremçuk da arkadaşlar anlaştı. O detayı da sizle paylaştım. Bu detayları da paylaştım. Hayırlısı olsun diyeceğim. Trabzonspor takımımız transferde vitesi yükseltti. Stoper 8 ciddi anlamda adımlar atılıyor. Weghorst'tan böyle bir söz geldi. Bakalım Weghorst birçok konuda anlaştı deniliyor. İş kız arkadaşı beklentisi mi? İş kulübünden beklentimi göreceğiz. Ama şu anki gündem buna doğru gitti ve flash bir gelişme. Hemen karşınıza getiriyorum. Allah'a emanet olun.